haram mala zekat düşer mi? İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu ihanetle elde edilen haram maldan sadakayı kabul etmez. Müslim, hadiste geçen sadaka kelimesi nafile olan hayır ve hasenatları kapsadığı gibi farz olan zekatı da kapsamaktadır. Allahu Teala ancak helal yollarla elde edilen malları sadaka olarak kabul eder. Bir kimse sadece kendisine ait olan bir malı başkasına verebilir. Kişinin kendi mülkiyetinde olmayan mal bir başkasının mülkiyetine geçemez. Haram yollardan elde edilen mallar ya başkasına aittir, yani gasp edilmiş veya haksız şekilde alınmıştır ya da İslam'ın meşru görmediği yollarla elde edilmiştir. Birincisinin zekatı verilmez. Zira zekat ancak malı nisap miktarına ulaşmış kişiye vaciptir. Belki burada mevcut olan mal nisap miktarındadır. Fakat sahibi başkasıdır. Kendisi mala malik olmadığı için zekatını da kendisi değil sahibi vermelidir. Öyleyse bu mallar derhal sahibine iade edilmelidir. Gayrimeşru yollarla elde edilen haram kazançlara gelince, yukarıdaki hadiste zikredildiği üzere Allah Celle Celaluhu bu şekilde elde edilen malların ne zekatını ne de sadakasını kabul eder. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Allah temizdir, ancak temiz olanları kabul eder. Müslim, haram malı ne kazanan kişi ne de kendisinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, annesi, babası, dedesi ve ninesi kullanabilir. Bu mallar fakirlere veya hayır kurumlarına verilmelidir. Dolayısıyla faiz, tefecilik, rüşvet, sahibine ulaşılmayan gasp malı, içki, kumar, uyuşturucu, hileli kazanç, başkasının emeğini sömürme ve haram kılınan diğer malların ticaretiyle elde edilen kazançlardan verilen sadakayı Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Zekatı da verilmez. Bu mallar olduğu gibi elden çıkartılmalıdır.